Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد على سلام حي على الفلاح حي على الفلاح إياك نعبد
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دو دن ہوئے الفضل انٹرنیشنل کا تازہ شمارہ دیکھ رہا تھا. اکی گن انجے بین الفضل انٹرنیشنل یعنی سیدنا باقی اردم خطاب کا ایک حصہ دیا ہوا تھا. او سیدہ حضرت مسلم مود رضی اللہ عنہ نن bir konuşmasının bir kısmı vardı. Kendisi bu kısımda 1937 senesinde cemaatin dikkatini çekmişti. Dedi ki şu anda birçok eshab vardır. Mesih Madu Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları. Onlardan Mesih Madu Aleyhisselatü Vesselam'ın durumlarını ve kelimelerini dinleyin ve biriktirin. Çünkü bir zaman gelecek ki birçok meselelerin halli için bunların önemi çok çoğalacak. Bir örnek ileri sürdü. Bir genç eshab bana anlattı. Dedi ki, yalnız şu kadarını hatırlıyorum. Ben çok küçük idim. Bir gün ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tuttum. Ve belli bir müddet elini tutarak orada durdum. Belli bir müddet sonra Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi elini ayırdı ve belli bir işe girdi. Şimdi bu çok küçük bir şeydir. Diyor ki yalnız bu kadarını hatırlıyorum. Ben eshablardanım ama yalnız bu kadarını hatırlıyorum dedi. Ancak Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, Müslim Maud diyor ki bu sözlerde dahi birçok netice bunlardan çıkabilir. Mesela bu küçük bir şeyden anlaşıldığı gibi küçük çocukların dahi büyüklerin meclislerine gitmeleri gerekir. Sonra şu dahi vardır ki eğer gerekirse sevgiyle kendi elini ayırabilir. Belli bir müddet sonra onunla durdu, ondan sonra iş yapacaktı, ondan sonra elini ayırdı sevgiyle. Diyor ki bu gibi sözler daha sonra kalkan meselelerin cevabı olur. Onun için en küçük şeyi dahi eshabların Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak beyan ettikleri en küçük şeyde dahi bir ders olur. Onun için çocukların dahi mesela elini, çocuk elini tuttu ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada durdu ve iş gerekince elini ayırdı sevgiyle ki çocuk kötü bir şekilde etkilenmesin. Eshabların olaylarını daha önce de ben beyan etmiş bulunuyorum. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh kendi şeklinde, kendi yolunda, kendi tavrında, kendi gözlerinin önünde olan bazı hadiselerden bahsetmiştir. Onları beyan etmiştir. Değişik konuşmalarında ve hutbelerinde beyan etti Müslim Mevud ve bunlar yayınlanmıştır. Onlarda dersler dahi vardır, nasihatler dahi vardır, tarih dahi vardır. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın siireti ve karakterinin birçok yönü önümüze çıkar ve bizim hayatımızda bunlar etkileyici bir rol oynar. Bizim hayatlarımızı süslenenlerdir bunlar. Bizim bir vakfı zindagi, hayatını vakfetmiş olan Habibur Rahman çaba sarf etmektedir. Bunları biriktirsin değişik yerlerden. Güzel bir çabadır. Ancak bazı sözler siyak ve sebak olmadan, önü ve arkası olmadan onları anlamak mümkün değil. Onun için belli prensipler uydurmamız lazım olacak. Tabii bu yayınlanacak ve güzel bir şekil verildikten sonra umarım güzel bir literatürüne bir katkı olacaktır. Şu anda beyan etmek için bazı olayları aldım.
ya ikinci halifenin kendisinin beyan ettiğidir bunlar. Yahut kendisi diğerlerin olaylarından bahsetmiştir. Kendi şeklinde, kendi tavrıyla beyan ettiğim gibi. Orada nasihatler dahi vardır ve bazı açıklamalar dahi vardır. Birkaç tanesinden bugün bahsedeceğim. Belli bir konuda değil, değişik olaylar vardır ve gelecekte dahi zamana göre, duruma göre beyan edilecek bunlar inşallah. Hutbede ben şunlardan beyan ediyorum ve beyan edeceğim bu olaylar ki emtiye vasıtasıyla dünyada Cuma hutbesi en fazla dinlenilir Ahmadiyye cemaatinde. Ve söylediğim gibi bazı meseleleri halletmek için bu olaylar rol oynuyor. Onun için her Ahmadiyye bunların ulaşması gerekir. Ve hutbe onun en güzel yoludur. Hazreti Mesih Musleh Maud beyan ediyor. Bir defa bir köpek bizim kapımıza geldi. Ben orada duruyordum. İçeride yalnız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vardı. Ben o köpeğe işaret ettim ve dedim ki tipu tipu dedim. Hazreti Müslim Maud öfkeli bir şekilde dışarı çıktı ve dedi ki sen utanmıyor musun? İngiliz dışarı bir düşmanlıktan dolayı bir köpeğin adını tipu koydu ve sen ona naklederek tipu diyorsun köpeğe. Bir daha böyle bir yapma. Çünkü tipu Hindistan'ın krallarından birisiydi. Müslüman kral. Diyor ki ben o zaman 8 ya da 9 yaşındaydım. Ben o zaman Sultan Tipu'nun sevgisi benim kalbime girdi ve ben zannettim, ben anladım ki Sultan Tipu'nun fedakarlığı boşa çıkmamıştır. Yüce Allah onun adını na o kadar bereket verdi ki Allah-u Teala'nın zamanın peygamberi ona değer veriyor ve kendisini seviyor. Sonra diyor ki bundan bir netice çıkıyor. Çocuğun her işini ne tahammül etmek hilme dahil değildir. Hilmin tanımına. Orada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi hamiyetinden dahi ortaya çıkıyor. Sonsuz olarak. Çocuk Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu süveddeleri ne kadar kim bilir kaç gece ve gündüz sarf etmişti. Bir dakikada onları kül edebilirdi. Ona tahammül ediyor. Ve ona bir şey demiyor. Bunun neticesinde kendisi yapmıştır. Bu olaydan bahsediyor. Şöyle oldu ki bir defa Müslim Mevud radıyallahu anh küçük idi. Küçüklerle oynuyordu. Çocuklarla geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müsveddesi vardı yazdığı. Hepsini ateşe koydu. Mesih Maud Aleyhisselam bir şey söylemedi ona. Ve diyor ki ona tahammül gösterdi. O kadar çabayla hazırladı o müsveddeyi. Fakat buna tahammül edemedi ki bir kavmi bir liderdir. Onun küçücük bir ihanete uğratılsın. Bir Müslüman sultan şehit oldu kavmin için. Ve İslam dışında başka bir alakası yoktu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Onun adını bir çocuğun bilgisiz olarak ismini küçük düşürücü bir şekilde söylemesine tahammül edemezdi. Bunda bir ders vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın İngilizlerin ajantası olduğunu suçluyorlar. Kam sevgisiyle dolu Sultan Fatih Ali Tipu'ya saygı gösteriyordu ki İngilizlere karşı boyun baş eğeceğine o kendi hayatını erkekçe geçirdi. Bu nasıl mümkündür ki bu kadar böyle bir insan için yabancı bir insanın ajantası olduğu ileri sürülsün ve insan vahime dahi etsin ki bir başka bir kavmin ajantasıdır. Sonra bir yerde diyor ki bence anne babadan daha büyük düşman yoktur ki çocuklara namaz cemaat ile birlikte namaz eda etmelerini onlara nasihat etmiyorlar. Ben bir olayım hatırlıyorum. Bir defa Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hastaydı. Onun için cuma namazı için camiye gidemedi. Ben o zaman daha buluğ çağına girmemiştim. Ergenlik çağına ki benim
o ben küçüktüm fakat camiye geliyordum. Adamın birisi bana geldi. O yaşa göre ben onun şeklini hatırladım. Fakat bunun olayı o kadar üzerimde oldu ki şimdiye kadar o adamın resmi önündedir. Muhammed Baş adıdır. Şimdi Kadiyan'da yaşıyor. Ben ona dedim ki siz geri geliyorsunuz, namaz bitti mi? O dedi ki insanlar çok fazladır, camide yer yoktu. Onun için ben geri geldim. Ben de bu cevabı dinleyerek geri geldim. Ve eve gelerek namaz kıldım. Müslim babam bunu görünce dedi ki sen niye gitmedin camiye? Allah-u Teala'nın lütfudur. Ben çocukluğumdan beri babamın saygı gösteriyordum peygamber oluşundan dolayı. Fakat o sormasında bir sertlik vardı ve öfke vardı yüzünde. Ve ben çok etkilendim böyle sorması üzerine. Dedim cevaben ben gittim. Fakat yer olmayışından dolayı geri geldim. Sessiz kaldı bunu dinleyince, duyunca. Fakat Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh o kendi sağlığını sormak için geldi ve ilk sorduğu Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine sorduğu şuydu. Acaba camide insanlar çok fazla mıydı? O zaman ben çok korktum. Çünkü ben kendime camiye gitmemiştim. Bilmiyorum belki de bana söyleyen hatalı olabilir ya ben onu yanlış anlamış olabilirdim. Ben şu anlamıştım ki camide yer yok. Ben üzüldüm. Eğer bir hata yaptıysam ya söyleyen hata yaptıysa her iki durumda ben suçlanacağım. Ben yalan söyledim diye. Mevlevi Abdülkerim dedi ki evet bugün gerçekten insanlar çoktu. Ben şimdi dahi bilmiyorum ki gerçek neydi. Allah-u Teala beni beri etti. Mevlevi Bey'in dilinden dahi o doğrulattı. Yahut gerçekten o zaman gerçekten insanlar çok fazlaydı. Fakat bu öyle bir olaydır ki hala benim kalbim üzerinde onun etkisi vardır. Bundan anlaşılıyor ki Hz. Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz bağ cemaata ne kadar önem verirdi. Sonra bir çocukluk hadisesinden bahsediyor. Talim terbiye konusunda benim talim konusunda benim en fazla birinci halife bana lütfetmiştir. Kendisi doktordu ve biliyordu ki benim sağlığım yeterli değil ki ben bir kitaba bakabileyim. Onun için kendi yolu böyleydi. Kendisinin yanına oturturdu bana ve derdi ki ben okuyacağım sen dinle. Sebebi şuydu, çocukluğumda benim gözlerim hastaydı gözlerimden ve hastalık 3 sene devam etti. O kadar eziyet vardı ki doktorlar dediler ki bu kör olabilir bu çocuk. Bunun üzerine Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam benim sağlığım için dua etti. Ve özellikle oruç tuttu. O zaman hatırlamıyorum ki ne kadar oruç tuttu. Fakat 3 yahut 7 gün oruç tuttu. Son oruç iftar ederken ve bir şey koydu ağzına birdenbire ben gözlerimi açtım ve dedim ki ben şimdi görebiliyorum. Ancak bu hastalığın şiddeti mütevatir saldırının neticesi şu oldu ki beni bir gözün göz kör görmez oldu ve sol gözümde gözü göremiyorum. Ben yolu görebilirim fakat kitabı okuyamam. İki metrede bir tanıdığım birisi olursa onu tanıyabilirim ama eğer benim tanımadığım birisi olursa ben onun şeklini göremem. Yalnız sağ elim sağdır. Fakat bunda dahi hastalık başladı ve o kadar fazla oldu ki birkaç gece ben uyanık kalırdım. Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam benim hocalarıma dediydi ki bunun tasiri kendi rızasına göre olacak, isteğine göre. Bakın burada Müslim Ebud'un dahi bir yönü çıkıyor. Bütün hastalara rağmen Allah-u Teala dediydi. Zahiri ve batini bilgilerle doldurulacak. O dahi nasıl tamamlandı? Allah-u Teala onu doldurdu. Dedi ki ben 100 binlerce kitap okudum ve çok hızlı okurdu. Diyor ki
ne kadar Mesih Mevlid Aleyhisselam dedi ki ne kadar isterse okusun, eğer okumazsa ona baskı yapılmasın. Çünkü sağlığı tahsil altında kalamaz, onun yükünü taşıyamaz. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselam birçok defa bana derdi ki sen Kur'an'ın tercümesi ve Buhari Hazreti Mevlevi Bey'den, yani birinci halife radıyallahu ta'ala anhu'dan oku. Ayrıca dedi ki biraz tıp oku. Çünkü bizim hanedan buna alışıktır. Aile yeteneğimizdir. Master Fakirullah geldi aynı sene. Ayrıldı bir zaman. Gayrı mübayi oldu ve ondan sonra geldi. Bizim hesap hocasıydı. Ve çocuklara anlatmak için ders verirdi. Fakat ben gözümden dolayı ben yazı tahtasına bakamazdım. Çünkü yazı tahtası ne kadar uzak ise benim gözüm oraya kadar göremezdi. Sonra uzun zaman ben göremezdim. Çünkü gözüm yorulurdu. Onun için ben sınıfta oturmayı boş sayardım. Canım isterse giderdim, yoksa gitmezdim. Master Fakirullah Bey bir gün Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a benim hakkımda şikayet etti. Efendim bu bir şey okumuyor. Bazen derse geliyor, bazen gelmiyor. Hatırlıyorum. Master Bey Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Ben korkudan dolayı gizlendim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ne kadar öfkelenecek diye. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca dedi ki Master Fakirullah Bey'e lütfettin ki çocuğa baktın. Ben sizin sözünüzü dinledim ve memnun kaldım ki arada bir sınıfa gidiyor. Yoksa onun sağlığı artık tahsil göremez durumdadır. Sonra gülerek dedi ki biz ondan bir bakaliye açtırmayacağız ki orada hesap yapsın. Hesap öğrensin, öğrenmesin. Matematik önemli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin hesapları hangi matematiği öğrenmişlerdi? Eğer medrese giderse iyidir. Yoksa onu mecbur etmememiz lazım. Matematikten bahsedeyim. Hazreti Müslim Mevlid radıyallahu anh sonradan o kadar güzel matematik yapardı ki yüz binlerce, milyonlarcanın hesabını sözlü olarak yapardı. Bunu dinleyerek Master Bey gari geldi. Hoca, ben daha da istifade etmeye başladım ve sonra okula gitmeyi terk ettim. Bazen bir iki defa giderdim ayda. Ayda bir iki defa giderdim. Benim tahsilim bu şekilde oldu ve ben mecbur idim. Çünkü çocuklukta göz hastalığımdan dolayı ciğerim dahi hastaydı. Ve 6 ay ben su içerdim. Yahni. Mung dal denilen bir şeyin suyunu içerdim. Sonra gözde hastalık vardı. Sonra ateş dahi başlardı. 6'şer ay devam ederdi, inmezdi. Benim sağlığım hakkında büyüklerin zarar vermesi, ne kadar okursa okusun, buna baskı yapılmasın. Bu durumdan herkes düşünebilir ki benim tahsilim ne kadar olacak. Bir defa benim dedem Hazreti Mir Nasır Nawab bir defa imtihana tabi tuttu beni. Ben şimdi yazım kötüdür, güzel değil. Fakat o zaman da o kadar kötü yazıyordum ki hiç okunmuyordu. Ne yazdım? Çok çaba sarf etti ki ben ne yazdım diye okusun. Fakat hiç bir şey anlayamadı. Tabiyeti çok öfkeliydi. Hemen öfkelenirdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitti. Ben de o zaman evdeydim. Biz korkuyorduk daha zaten ondan. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine gitti ve ben daha da korktum. Şimdi kim bilir ne olacak? Mir Bey geldi, benim dedem, ve dedi ki Mahmud'un sağlığına asla dikkat etmiyorsunuz. Ben imtihana tabi tuttum onu. Biraz yazısına bakın. O kadar kötü bir şey yazıyor ki hiçbir şey okuyamıyor onu. Sonra aynı coşkuyla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki siz asla aldırış etmiyorsunuz. Ve çocuğun yaşı berbat oluyor. Hayatı. Öyle coşku halinde görünce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki çağırın onu. Hazreti Mevlevi Bey bir zor
topluluğa girdiği zaman daima Hazreti Halife Mevlana Nuruddin Hazretleri'ni çağırırdı. Hazreti Mevlana Nuruddin beni çok severdi. Geldi ve başını eğerek bir yerde durdu. Yüksek başa kaldırarak bakmazdı Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'a. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Mevlevi Bey, ben seni özel bir gaye için çağırdım. Mir Bey diyor ki Mahmud'un yazısını okumak mümkün değil. Benim canım istiyor ki onu imtihana tabi tutalım. Bunu diyerek Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam kalem eline aldı ve 2-3 satır bana verdi ve dedi ki bunu naklet, aynısını yaz. İmtihan buydu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aldı bu imtihan. Ben dikkat ederek yazdım. İlk olarak bu çok uzun bir ibare değildi. Sonra ben yalnız onu kopya edecektim ve kopya etmek kolay olur. Çünkü asıl insanların gözünün önünde olur. Ben sonra yavaş yavaş Elif Bağ'ı güzel bir şekilde yazmaya çalıştım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona baktı. Dedi ki ben Mir Bey'den çok üzüntü duymuştum. Fakat bunun yazısı benim yazıma benziyor. Hazreti Halife radıyallahu anh zaten beni desteklemek istiyordu. Dedi ki evet efendim Mir Bey boşu boşuna öfkeleniyor. Yoksa bunun yazısı güzeldir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti birinci halife bana dedi ki Mia benden Sahih Buhari oku. Ben daha önce söylemiştim. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana söylüyordu ki Mevlevi Bey'den Kur'an ve Buhari oku. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hayatında dahi ben kendisinden Kur'an ve Buhari okumaya başlamıştım. Tabii ki arada bir okumazdım. Tıp dahi ben Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi okumaya başlamıştım. Sonra Teşhizul Ezhan dergisini çıkardı. Onun hakkında birinci halife radıyallahu anh'ın neyi görmek istiyordu bu konuda yazıyor. Uzun zaman önce ben ilk olarak dostlarımla birlikte bir dergi çıkardım, Teşhizul Ezhan. Bunu tanıtmak için ben bir konu yazdım, makale. Ve bu derginin gayesini beyan ettim. Bu yayınlandığı zaman birinci halife radıyallahu anh Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitti ve methetti. Ve arz etti ki bu o kadar güzel bir makaledir ki siz bunu mutlaka okuyunuz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mübarek camiinde onu aldı, çağırdı ve Mevlevi Muhammed Ali Bey'e bu makale okumasını söyledi ve methetti. Fakat ondan sonra ben birinci halifenin huzuruna gittiğim zaman dedi ki senin makalen çok güzeldi. Ancak ben memnun kalmadım. Dedi ki bizim batımda bir mesel vardı, bir örnek. Deve 40 ve çocuğu 42. Sen o misali tamamlayamadın. Ben bilmiyordum Pencabi'çası ve ondan sonra ben hayret içinde kaldım. Dedi ki sen belki anlayamamışsın. Bu bizim bölgemizin bir örneğidir. Bir adamın birisi deve satıyordu ve bir de çocuğu vardı. Ona toda derler Pencabça'da. Birisi ona resmi fiyatını sordu. Dedi ki deve 40 rupidir. Fakat toda 42'dir. Dedi ki bunun sebebi ne? Dedi ki toda hem devedir hem de küçük oğludur. Onun için senin önünde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vardır. Sonra dedi ki senin önünde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi bir rahine Ahmediye vardı yazısı. Yazdığı zaman kendisi önünde bir İslami literatür yoktu. Fakat senin önünde bu vardı ve sen ondan daha güzel bir şey çıkaracaktın diye biliyordum. Memurlardan daha kimse başka daha güzel bir şey yazamaz ki. Onların gizli hazinelerini çıkararak ileri süreceğine. Birinci halifenin gayesi şuydu. Sonradan gelen neslin gayesi şu olur. Geçmiş temeli daha da yükseltiyorlar. Ve gelecek nesiller onu zihinde tuturlarsa kendileri dahi lütuf sahibi olabilir ve kavm için bereket sahibi olabilirler. Fakat kendi atalarından daha büyük olmak hayırlı konuşunda olmalı. Hırsızın çocuğu hırsız olmamalı. Namaz kılanın oğlu namaz kılan olmalı. Kur'an-ı Kerim'in yüceliği hakkında bir yerde diyor ki ben bir şeyi hatırlıyorum çocukluğumdan
çocuğum, ben küçük bir çocuktum. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde bazı düşmanlar gelirlerdi ve kendisine itiraz ederlerdi. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam sade bir şekilde cevap verirdi. Bazen ben düşünürdüm ki belki onun kurnazlığına mukabele yapamıyor. Fakat muhalefete aşırı gidince sanki gökten bir kuvvet geldi kendisine. O kadar şanlı bir şekilde cevap verdi ki mecliste herkes sessiz kalırdı. Aynı şekilde bu birisi Kur'an'a itiraz ederse derler ki sessiz kal yoksa senin imanın zayi gidecek. Genellikle bu denilir. Yabancılarla konuştuğum zaman bir şey cevap veremiyorlarsa böyle derler. Yani biyet edenler böyle yazıyorlar. Filan mesele sordum, sen anlayamıyorsun yoksa senin imanın zayi gidecek diyorlar. Ses sus diyorlar. Halbuki bu boş bir şeydir. Halbuki bir itiraz olursa onun cevabı öyle bir şekilde verilsin ki düşman dahi onun doğruluğunu kabul etsin. İtiraz edene mani olmanın faydası yok. Şüphe kalbinde kalsın ve susturalım, bu uygun değil. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bir sözünü hatırlıyorum. Birkaç defa ben kulağımdan bu söz dinledim. Diyordu ki eğer dünyada bütün Ebu Bekir radıyallahu anh gibi olsaydı o kadar Kur'an'a ihtiyaç yoktu. Yalnız Besmele'nin B yeterliydi, B'si. Kur'an-ı Kerim'in o kadar marife dolu kelam nazil oldu. Ebu Cehil'den dolayı oldu. Eğer Ebu Cehil gibi insan olmasaydı o kadar detaylı Kur'an'a ihtiyaç yoktu. Kısacası Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Buna ne kadar itiraz edilirse aynı şekilde o kelamın güzelliği ortaya çıkacak. Bunun için bu korku, itiraz fazla olursa nasıl cevap verilecek, bir şeytani bir vesvesedir. Allah-u Teala'nın kelamında kelamı bizim imanımızı mı koruyacak yoksa biz mi onu koruyacağız? Kendi korunması için insana muhtaç olan kelam yalan olur ve terk edilmeli. Bizim işe yaramaz. Bizim için işe yarayan odur ki öyle Kur'an ki insana muhtaç olmasın. Onun koruyucusu Allah'tır. Ona edilen itirazı kendisi cevap versin ve kendi yüceliğini kendisi ileri sürsün. Bizim Kur'an-ı Kerim öyledir. Sonra nefsin zaafının muhasebesi nasıl olmalı bu konuda der ki Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayı vardır. Bir defa Lahore'un bir sokağında nasıl kontrol eder insan nefsini? Bir defa Lahore'un sokağında birisi kendisini itti. Yere düştü. Ve arkadaşları coşkuya girdi ve onu iteni döveceklerdi. Fakat dedi ki o kendi coşkusunda doğruluğa himaye etmek için böyle yapmıştır. Ona bir şey yapmayın. Peygamberler demek ki kendi nefisler için konuşmadılar. Allah-u Teala'nın onuru için konuşurlar. Hürmeti için. Onun için düşünmemeliyiz ki Allah-u Teala'nın peygamberleri dahi aynısını yaparlar. Genel insanların yaptığı gibi. Onlarda ve genel insanlarda büyük fark olur. Onlar Allah için her işi yaparlar. Ve insanlar kendileri için yaparlar. Sonra diyor ki Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselam Hazreti Muaviye'nin namazından bahsediyordu. Bir defa sabah namazı kaza oldu. Fakat bu hata neticesinde düşmedi. Daha da ilerledi. Her kim günahı hissederse günahdan korunur. Günahın hissi kalmazsa insan günaha yakalanır. Bunun için müminin ehdine sıratal müstakim üzerinde düşünmesi lazım. Ve düşünmesi lazım ki Allah'tan uzaklaşmadı, korunmadı. Yalnız öyle bir durumda korunabilir ki ne zaman ses ona desin ki sen korunmuşsun. Onun için her insanın kendi nefsini yoklamalı. Öyle bir insan için maneviyatın yolları açılır. Her kim böyle yapmasa onun için maneviyatın yolları kapanır. Ve böyle bir insan sapar doğru yoldan. Muhalefet, cemaatin muhalefeti olur, peygambere muhalefet olur. Ve ilerleme vesile olur. Bu konuda yazar ki Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'dan birkaç defa bir olayı dinledik. Derdi ki düşman bize küfür ettikleri zaman ve muhalefet ettikleri zaman biz umarız ki onlardan seyyid ruhlu insanlar bize gelecekler. Fakat insanlar bize küfür etmedilerse ve bize muhalefet etmedilerse ve sessiz kalırlarsa bu bizim için eziyet verici olur. Diyordu ki
Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam peygamberin örneği bir yaşlı bir kadın gibidir. Onun için meşhurdur ki biraz delice idi ve çocuklar kendisine hırsız ederlerdi ve kendisine o da onlara küfür ederdi. Anne babalar dedi ki çocuklara mani olalım. O yaşlı kadını rahatsız etmesinler. Çocuklara nasihat ettiler ama çocuklar çocuk idi, vazgeçemezlerdi. Bu da faydalı olmadı. Anne babalara dediler ki çocukların dışarı çıkmalarına mani olalım ve kapıları kapalı tutalım. Buna amel ettiler. 2-3 gün sonra dışarı çıkmadılar çocuklar. O yaşlı kadın gördü ki çocuklar kendisini rahatsız etmiyorlar ve her eve giderdi ki senin çocuğun nereye gitti? Yılan mı soktu kendisine? Kolerayla mı öldü? Yahut da evi mi yıkıldı üzerine? Yahut da kıvılcım mı ne uğradı? Sessiz şekil söylerdi. Derlerdi ki bu zaten eski senden daha fazla sövüyor. Onun için dışarı kapatmanın faydasını dışarı bıraktılar. Derdi ki bizim peygamberin durumu dahi aile olur. Çok muhalefet olursa aziyet olur. Sessiz kalırlarsa yine sessiz olur. Çünkü muhalefet olmasa insanlar ilahi silsile dikkat etmezler. Peygamber tarafından öfkeler gelmez. Nebi tarafından daima dualar olur. Fakat muhalefet fazla olunca dualara sebep olur ki sayyid ruhlu insanlar onlardan hakkı kabul etsinler. Fir muhalefet terakki ka zariya hai bare mein kehte hain ki ek dafa Masih Maud Aleyhisselam ke paas sonra muhalefet ilerlemenin yoludur. Bir defa bu konuda diyor ki Masih Maud Aleyhisselam'ın yanına bir molla geldi. Şair idi ve meşhur edip idi. Nawab Rampur kendisine Urdu bir sözlük yazması için söylemişti. O dedi ki Nawab Rampur'un yanında meşhur şair Minayi'nin müsveddeleri vardı. Amir Minayi. Urduca'nın büyük bir sözlüğü yazmıştı. Fakat onu daha tamamlamamıştı ki Nawab Bey vefat etti. Nawab Bey Rampur o müsveddeleri bana vermiştir ve dedi ki sen onları tamamla. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam sordu. Rampur'da herkese bize çok muhaliftir ve siz orada yaşıyorsunuz. Siz nasıl biat etmeye razı oldunuz? Dedi ki birisi bana Dürre Semin verdi. Ben kendim şairim. Ben sizin kelamınızı okudum. Ondan dolayı ben çok etkilendim. Yani orada Resulullah'ın sevgisi vardı. Ondan sonra Mevlevi Senaullah geldi ve o bir konuşma yaptı. O konuşmada anlattı. Dedi ki Mirza Bey İslamiyet'in büyük düşmanıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük düşürüyor. Ben onun konuşmasını dinleyerek anladım ki Mirza Bey mutlaka doğrudur. Yoksa bu molla kendisi aleyhinde niye o kadar yalan söylerdi? Bir zatın içinde Resulullah'ın o kadar sevgisi varsa ki onun kelamı onunla dolu ise onun hakkında bir mola derse ki bu Resulullah'ı küçük düşürüyor, onun düşmanıdır derse bu kesinlikle mola yalancıdır. Ve küçük düşürdüğü dediği doğrudur. Yoksa konuşmacının yanlış delil ileri sürme ne gerek vardı? Doğru söylemesi lazımdı. Dürre Semin'de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e meth etmişti. Allah-u Teala'yı meth etmiştir fakat yalancıdır. Eğer edilseydi o zaman belki kabul edilirdi. Fakat doğruluğu terk etti. Ve dedi ki bu zat Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de küçük söz, kötü sözler söylüyor. Ben onun konuşmasını dinledim ve anladım ki Mirza Bey'in kendi davasında doğrudur ve ben sizin biyetiniz için geldim. İşte gerçek budur ki birçok defa düşman çaba sarf eder ki müminler aleyhinde coşku yaratsın insanlarda. Fakat coşku yaratacağını o müminler aleyhinde olur o söz. Bir olay aynı ona benzer. İlk zamandan beyan eder. Gujarat ilinde Çak Sikandar'a yakın Bahav Gasirpur adlı bir köy vardır. O da Mesih Maud Aleyhisselam'ın zamanında çok ihlas sahibi kimseler vardı. Diyor ki ben o zaman küçüktüm. Fakat çok iyi hatırlıyorum. Onlar çok büyük bir zevk ile Mesih Maud Aleyhisselam'ın meclisine gelirlerdi. Ve çok haz duyarlardı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir risalesi, bir
kayınpederi vardı. Ali Şehir adlı Ali Şehir. İlk karısının kardeşiydi. Allah-u Teala'nın emrine göre Hazreti Ümmül Müminin ile ikinci evlilik yapmıştı. Onun için ilk karısının akrabaları Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a düşman idi. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk karısı çok hayırlı bir kadındı. Bizi o kadar severdi ki insanlar derler ki anneden daha fazla seven yalancı olur. Fakat biz gerçekten zannederdik ki anneden daha fazla bizi o seviyor. Bazı insanların hatası vardı ki ilk karıyla alakası yoktu. Bu da doğru değil. Bizim İsmet adlı kız kardeşimiz vefat etti. O günlerde Muhammedi Begum'un hakkında Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları bir broşür yazmışlardı. Bizim kapımız vardı arada. Onu kapattırmıştı Mesih Mevud Aleyhisselam. Mesih Mevud Aleyhisselam dedi ki İsmet hastalandığı zaman, onun durumu kötüleştiği zaman nasıl insan hırsız olursa ilk karı Mesih Mevud Aleyhisselam'ın bizim annemiz ve derdi ki çocuk rahatsız idi. Ve derdi ki benim annemi çağırın. Yani büyük anneyi. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk karısını. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam onu çağırdı ve gelince İsmet'in elinden tuttu ve o rahat duydu İsmet. Ve ondan sonra vefat etti. Kısacası çok iyi bir kadındı. Ve Kuma'sının çocuklarını çok severdi. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi çok severdi. Ve çok değer verirdi kendisine. Ve kendisi aleyhinde bir söz dinleyemezdi. Fakat onun erkek kardeşleri çok mutaassıb idiler. Ve gelecek olan Ahmedilleri Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde konuşurdu. Ve derlerdi ki ben onun akrabasıyım. Ben biliyorum ki yalnız bir dükkan atmıştır. Başka bir şey yok. Yani Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam hakkında yalnız ticaret vardır. Yoksa peygamber değil. Ve insanlar aldanırlar, zayıf insanlar. Bunu deyince, dinleyince. Eğer onun kardeşi böyle söylüyorsa bu doğrudur. Bir defa Kariyan'dan, bu daha önce zikredilmiş olan kardeşler, beş kardeş Fakadiyan'a geldiler. O zaman Beşli Makbura daha yoktu. Ondan çok önceden bahsediyorum ben. O devirde Kadiyan'a gelenler, mutabarrik makamları ya cami, mübarek camiine giderlerdi. Birinci halife radıyallahu anh'ın meclisine giderlerdi. Yahut bizim dedemizin bahçesine giderlerdi. Zannederlerdir ki bu Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının bahçesidir. Burada müteberrik yerdir. O yola giderken Mahalla Daru Zofa sonradan kuruldu. O mahallenin kurulmasından önce o toprak Ali Şehir Bey'in elindeydi. Yani Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk karısının kardeşiydi ve orada bir bahçesi vardı. Uzun bir çubuk olurdu elinde. Sakalı da uzundu fakat çok düşmandı cemaate. Ve daima gözetlerdi ki bir Ahmedi'yi bileyim ve onu saptırayım. Bir defa bu beş kardeş Kadiyan'a geldiler ve bahçeyi görmeye gittiler. Onlardan birisi hızlı bir şekilde ilk önde gidiyordu. Mirza Ali Şehir Bey onu tanıdı. Bu dışarıdan gelen insanlardır ve seslendi. Kardeşim biraz benim sesimi duy. Sözümü. Bu geldi. Mirza Şehir Ali ve dedi ki sen niye geldin buraya? Dedi ki ben duymuştum Mirza Bey Mehdi ve Mesih olduğunu iddia etmiştir. Onun için biz onun ziyareti için biz buraya geldik. Çünkü iddiasında doğru olduğunu zannediyorduk. O dedi ki siz nasıl aldandınız? Siz bilmiyor musunuz? Bu ticaret açmıştır. Para kazanmak için. Bu benim kardeşimdir ve onu tanıyorum ben. Siz dışarıdan gelen insanları, siz asıl durumundan durumu bilmiyorsunuz. Siz aldanmayın. Yoksa zarar göreceksiniz. O Ahmedi Mirza Şehir Ali'nin sözünü dinleyince ilerledi ve dedi ki biraz elini gel tokalaş. Elini bana ver. Şehir Ali tokalaşınca benim sözümden etkilenmiştir diye. Benim büyük olduğumu çok kabul etmiştir. Söz söylerdi. Ve Subhanallah, Subhanallah, Estağfurullah dahi derdi. Arzu ile Şehir Ali elini uzattı ve dedi ki bugün ben güzel bir şeyi avladım.
Şimdi o kardeşlerden Ahmedi olan elinden tuttu ve diğer dört kardeşi çağırdı. Hemen gelin dedi. Çabuk çabuk. Önemli bir iş var. Müslim Abu diyor ki bizim dayımız zannetti ki benim sözümden etkilenmiştir ve şimdi kardeşlerini çağırıyor ki onlara desin ki bu doğru söylüyor. Ve kalbinde çok memnun kaldı ki bugün ben faydalı oldu benim sözüm. Fakat onlar kardeşleri gelince beş kardeş orada birikince ilk kardeş dedi ki biz Kur'an'da ve hadiste daima okurduk ki dünyada bir şeytan olur. Biz onu hiç görememiştik. Bugün ben tesadüfen onu gördüm. O şeytanı. Çünkü saptırıyor bizi. İşte ben onu yakaladım, bunu görün. Budur işte o. Sonra bir yerde diyor ki şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın lütufları dahi derya gibi olurlar ve deryadan bir damlacık alınırsa onda ne azalma olabilir. Fakat insan şanssızdır. Allah-u Teala'nın lütuflarından kendisini mahrum eder ve yüzünü çevirerek gider ve bir memur gelince, peygamber gelince küçük zannederek insanlar kendisini inkar etmeye başlarlar. Hazreti babanın anne babaları kendisini küçük görürlerdi ve derlerdi ki bu bizim işimizi bozmuştur. Bizim evde boş faydasız çocuk gelmiştir. Eğer anne babaları geri gelirlerse bugün ve görürlerse ki aynı çocuk, küçük zannettikleri çocuk şimdi milyonlarca insanın ona fedadırlar ve canlarını vermeye hazırdırlar. Ve onlarda milyonlara sahip insanlar dahi vardır zengin. O zaman hayret içinde kalırlar. Fakat anne babaları zannederler ki bu küçük birisidir. Biz ona inanarak ne yapacağız? Fakat Allah-u Teala böyle durumları gönderir. Onlar küçük olurlar. Ve bir zaman gelir ki insanlar onların adı altında canlarını veren için milyonlarca insan olur. Aynı şekilde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala gönderdi Kadiyan'a. Kadiyan'da daha önce ne tren vardı, ne postane vardı, ne bir medrese vardı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bir dünyevi bir haysiyeti yoktu. Ve aldığı tahsil dahi küçük idi. Onun için kendisi Mesih ve Mehdi olduğunu iddia ettiği zaman insanlar yaygara kopardılar. Elezi eyyazu billah bu cahildir. Nasıl Mehdi olabilir? Sonra derlerdi ki bu küçük köyde nasıl peygamber gelebilir? Eğer memur gelecek idiyse Lahor, Amritsar yahut başka büyük bir şehirde gelmeliydi. Kısacası çok muhalefet yaptılar. Ve kendi iddiasını dinleyerek Kadiyan'a gelen insanlar var ya, onlara dahi mani olunurdu. Eğer onlar mani olmadılarsa onlara eziyet verilirdi. Onlara çok musibet, sıkıntı verilirdi. Fakat bütün bu durumlarda Allah-u Teala ilham etti kendisine. Dünyaya bir nazir, uyarıcı geldiği vakit dünya onu kabul etmezdi. Fakat Allah onu kabul edecek ve çok kuvvetli sadrılarla onun doğruluğunu açacak. Bu ilham kendisine bir tek insan inanmadığı zaman oldu. İyiydi kendisine. Sonra Allah-u Teala ilham etti. Ben senin tebliğini dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. O zaman dünyada durum öyleydi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hizmetçisi Pira adlı vardı. O kadar ahmak idi ki toprak yağı yemek koyarak yerdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam arada bir onu Batalı'ya gönderirdi. Orada Mevlvi Muhammed Hüseyin Batalvi gördü kendisini. Ehli hadisin lideridir. Ve çok büyük ulemalardan sayılıyor. Onun işi buydu. Her Batala'dan Kadiyan'a gelmek isteyene ile görüşürdü ve derdi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir mağaza açmıştır, yalancıdır. Siz Kadiyan'a giderek ne yapacaksın? Fakat buna rağmen insanlar Kadiyan'a gelirlerdi. Ve Molla Bey'in mani olması için geri durmazlardı. Başka birisini göremedi. Pire'yi gördü o gün Molla. Ona dedi ki Pire, sen o adamın yanında kalmamalısın. Niye imanını zayi ediyorsun? O zavallı onun sözünü anlayamadı. Fakat yalnız şunu anladı ki diyor ki Mirza Bey'in yanında kalmak iyi değil. Mevlevi Bey bütün sözü söyleyince Pire Bey dedi ki Mevlevi sahip ben cahilim. Ve bu gibi sözleri anlayamam. Yalnız şu kadar anladım ki siz dediniz ki Mirza Bey kötüdür. Fakat bir şeyi ben de görüyorum. Her gün Batala'ya da dolaşıyorsun insanlar diyorsun ki hiç kimse Kadiyan'a gitmesin.
ve diğer bölgelerden gelen insanlara mani oluyorsun. Fakat onlar gelmeye devam ediyorlar. Fakat ben görüyorum açık. Allah-u Teala onunla birlikte de seninle birlikte değil. Çünkü sizin bütün çabalarınıza rağmen insanlar yüzlerce insan Kadiyan'a gidiyorlar. Fakat sizin yanınıza hiç kimse gelmemiştir. Yani Allah-u Teala'nın bu gibi insanlar küçük görülürler ve daha dünyanın insanları kendilerini küçük zannederler. Aynı şekilde Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam dahi küçük zannedildi. Fakat bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla Hazreti Müslim diyor ki bizim cemaat dünyanın dört bucağına ulaşmıştır. Şimdi Emirül Mümin'in diyor ki daha da ilerlemiştir. Bir tarafta Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında son celsada 700 insan vardı. Ve Cuma hutbesinde Müslim Mevud Aleyhisselatü diyor ki Aksa Camii'nde 4000'den daha fazla insan vardır. Ve bugün Emirül Mümin'in diyor ki bu bölgede dahi şu camide dahi 5-6 bin insan hutbeyi dinliyor olacaklar. Diyor ki kendi zamanında Hindistan'ın bütün kavimleri kendisi elinde yaygara kopardılar ve çok muhalefet ettiler. Fakat bütün o muhalefetlere rağmen Hindistan'da dahi bizim cemaatimiz ilerledi ve değişik dış cemaatlerde bizim cemaatlerimiz kuruldu. Bugün bizim misyonlarımız dünyanın bütün ülkelerinde vardır. İngiltere, Amerika, Afrika, Java, Sumatra ülkelerinde bizim merkezlerimiz vardı. Tebliğ işi devam ediyor. Afrika'da Habşiler vardı. Amerika'da ve Avrupa'da şirk eden insanlar artık cemaate, İslamiyet'e giriyorlar. Sebebi şudur ki bizim kalbimizde Allah-u Teala kendi memuru vasıtasıyla yeni bir imanı yaratmıştır. Diğer insanlar ondan mahrumdurlar. Sonra diyor ki bizim cemaatimizde bir saygıdeğer bir zat Sebzade Abdüllatif Şehid radıyallahu anh'ın bunlardan idi. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini dinleyerek gitti. Hacet'in evden çıktı ve Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duyarak Hadiyan'a geldi ve biyet etti. Biyetten sonra evine geri gitti ve Afganistan'ın kralı kendisinin taşlanması cezasını verdi. Sebep şuydu, Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a biyet etmiş idi. İnsanlar çok çaba sarf ettiler. Siz kendi inancınızı değiştirin fakat asla kabul etmedi çünkü doğruluğu görmüştü. Sonunda kral onu yere çakarak ateş ile pardon taş atarak öldürttü. Fakat o canını verdi ama imandan geri gelmedi. Bir bakan yanına geldi ve dedi ki sen kalbindeki inancı değiştirme ama diliyle değiştir. Fakat o dedi ki ben yalan söyleyemem. Şehit edildi. Fakat şehit oluşundan sonra Afganistan'da bir kolera başladı ve binlerce insanı öldürdüler ve şimdiye kadar o helak oluyor. Orada berbattır ülke. Aynı şekilde Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıktılar. Allah-u Teala gösterdi kendisine ki ülkede taun vebası olacak. Ve aynı şekilde oldu ve insanlar binlerce insan öldü. Fakat o taun vebası esnasında dahi taunun çıkması Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun içiniydi. Mücessim rahmet olarak dua etti Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi bu cezayı ertele. Ve o kadar dua etti ki ağlayarak Mevli Abdülkerim diyordu ki bir gün ben birisinin ağladığını gördüm. O kadar acı dolusuydu ki sanki bir kadın çocuk doğururken ağlıyor. Duydum ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya dua ediyor ağlayarak. Ya Rabbi senin bütün insanlar ölürlerse kim bana inanacak? Bu dahi doğruluğu için pek kuvvetli delildir. Kendisi için Allah-u Teala taun vebasını gönderdi. Fakat kalbi merhamet ile doldu ve dua etmeye başladı. Ve peygamberinin merhameti böyle olur. Allah-u Teala her Ahmedi de din sevgisini yaratsın. Allah-u Teala ile alakasını dahi çoğaltsın. Sabır ve hafsala dahi yaratsın her Ahmedi'nin kalbinde. Ve insanlığı korumak için dualara dua etmeyi bize nasip etsin. Kendi bencilliğimize, acizimizi daha üstün tutalım. Allah-u Teala onu nasip etsin bize ve mükemmel olarak Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalalım. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlamak için rol oynayan olalım. Ve Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bizden her ne istediyse onu yapanlardan olalım. Cemaatinden her ne istediyse üyelerinden biz onu yapanlardan olalım. Her ne beklediyse.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر